Aynen, mikrofonları da ayarladığıma göre artık başlayabilirim. Evet, bugün ciddi bir video günü. Bu sebeple yanımda notlarım bile var. Sigarayla ilgili videolarımdan sonra bana çok fazla bu süreçte öğrendiklerim ve okuduğum kitaplardan paylaşmak istediğim fikirlerin yorumları ya da kendimle ilgili süreci başka nelere yansıttığımla ilgili sorular gelmeye başladı ve bunun üzerine ben de biraz sigarayı bırakmanın haricinde kendimce kendimi nasıl bir geliştirme ve tanıma yoluna girdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama kesinlikle yanlış anlaşılmasın, ben oldum işte belli bir seviyedeyim falan gibi bir şey değil. Yani neler yaşadım, düşüncelerim nereden nereye geldi, sizlerle biraz daha samimi ve sohbet şeklinde bunları paylaşmak istiyorum. Şimdi dün oturdum, gerçekten bir liste çıkardım. Çünkü bir önceki videoda size bu konuyla ilgili yeni bir seriye başlayacağımdan bahsetmiştim. Ve bu seride aslında içerisinde hem benim deneyimlerim hem okuduğum kitaplar, bunlara yönelik hayatımda davranış ve düşüncelerimin nasıl değiştiği gibi bir gidişat olacak bu seri içerisinde. Topluca baktığımda burada oluşturduğum listede fark ettim ki kendimi anlamaya çalışmaktan kendimi daha sağlıklı bir hale getirmeye çalıştığımda bir noktaya doğru gidiyorum. Bu gidişatın hiçbir zaman sonlanacağını zannetmiyorum. Çünkü insan kendiyle ilgili bir şeyleri fark ettikçe daha fazlası için yeni yolları keşfetmeye başlıyor. Benim için bu şekilde oldu. Deneyimlediğim ve merak ettiğim şeyler de hep bir şekilde karşıma çıka çıka ilerledim. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ve şimdi başlıyorum. Bu video serisi beni biraz duygusal olarak etkileyebilir diye düşünüyorum. Çünkü tamamen içtenlikle yine diğer videolarımda olduğu gibi sizinle düşündüğüm ve yaşadığım her şeyi açıkça paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle ilk olarak kendi davranışlarımı analiz edip anlamaya çalıştığım zaman ÖSS'ye hazırlandığım senelerde bir sınav koçuna, daha doğrusu sınav koçu başlığı altında bir psikoloğa gitmeye başladım. Ben hala onun sınav koçu olduğunu zannediyordum. Helikopter geçiyor. Sizi bir kutunun üzerine koydum şu an. İşte böyle dikkate yönelik çalışmalar yapıyorduk o zamanlarda. Seanslardan bir tanesinde annem de geldi benimle. Ve Naz abla benim nasıl bir çocuk olduğumu sordu anneme. Annem de işte çok uslu olduğumu, her zaman sözünü dinlediğimi, hiçbir zaman ağlayıp ortalığı yıkıp bir şeyler istemediğimi, işte bir şey istersem annem bunu bana sakince anlattığında ha tamam dediğimi Naz ablayla paylaştı. Ve biz de zannediyoruz ki bu güzel bir şey. Yani ben hep uslu bir çocuk olmakla övünebileceğimi sanıyordum. Naz abla sakince dinledi ve sonra anneme dedi ki, çok kötü. Biz böyle kaldık, şapşal olduk yani. Niye çok kötü dedi annem. Naz abla da dedi ki, çünkü bu çocuk istediği hiçbir şey için savaşmamış. Yani benim uslu ve söz dinleyen bir çocuk olmam aslında karakter olarak benim zorluklarla ve güçlüklerle savaşan bir çocuk olmadığım ve aslında uyum sağlayan, daha sessiz kalan bir insan olduğumu gösteriyormuş. İlk kendimle ilgili varsaydığım şeyin aslında öyle olmayabileceğini ilk gördüğüm örnek buydu. Hiç kimsenin çocuğu uslu olmamak ve bağırıp çağırmak zorunda gibi sakın bunu algılamayın. Bu arada bu seride ilerleyen videolarda okuduğum bir kitaptan detaylıca bahsedeceğim. Çünkü gerçekten hayatımda bakış açımı çok ciddi anlamda etkileyen bir kitap oldu. Işığı Arayanların Karanlık Yanı diye. Bu kitapta ve yaşadığım diğer tecrübelerde hayatta kesin konuşmamak gerektiği ve insanları yargılamamak gerektiğini net bir şekilde öğrendiğim için şimdiden söylüyorum ki bu videoda bahsettiğim hiçbir şeyi yukarıdan bakarak, işte bir şey öğretmeye çalışarak anlatmıyorum. Tamamen kendi tecrübelerimi ve düşünce şeklimi size yansıtmaya çalışıyorum. Bu bahsettiğim birinci örneği 17 yaşında yaşamıştım. İkinci örnek ise kendi başıma tercihen bir psikoloğa gitmek istediğimde, yanlış hatırlamıyorsam 23 ya da 24 yaşlarımdaydı. Hayatımda yaşadığım bazı zorluklar sebebiyle bunları daha kolay aşabilmek adına bir psikoloğa gitmeye karar verdim. Panik ataklar vesaire yaşıyordum. Zaten kanalımda panik atağı nasıl aştığımla ilgili de bir video var. Eğer böyle bir sorundan muzdaripseniz, o dönemdeki psikoloğumun bana anlattığı bir hikaye sonrasında panik atağından tamamen kurtuldum. Ona da yukarıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Gittiğim psikolog Şencan Hanım, kolumdaki şu dövmenin sebebidir kendisi. Aranızdan bazılarının görüp de dikkatini çeken bu dövmenin şimdi size hikayesini anlatacağım. Şencan Hanım'a gidip gelirken ben o dönemde aslında kendimi tanımama sebep olan, büyük anlamda kendimi anlamaya çalışmama yardımcı olan bir kişiydi kendisi. Bana şema terapi uyguluyordu. Şema terapi şöyle bir şey. Dünya üzerindeki bütün insanların 7 şemada toparlanabildiğini bulmuşlar ve bu 7 şema
içerisinden sizin hangi şemalarınız olduğunu buluyorsunuz ve bunlar üzerine çalışıyorsunuz. Bu çalışmayı yaparken bana bir seansta şöyle bir şey anlatmıştı. Benim anlattıklarım üzerine aslında çok fazla selfless bir kişi olduğumu, yani kişiliğimi bir daire olarak varsayarsak bu dairenin düz bir çizgiden oluşmadığını, kesikli çizgilerden oluştuğunu ve geçirgen olduğunu söyledi. Selfless demek çok fazla empatik olmak, başkalarının duygu ve düşüncelerini çok fazla kendi duygu ve düşüncelerinizin önüne koymak, başkalarını kendinizden daha çok düşünmek anlamına geliyor. Böyle biri olduğumu kesinlikle biliyordum, farkındaydım. Kaçırdığım nokta başkalarını düşünürken kendimi hiçe sayma noktasıydı. Bunun üstüne kendi selfime, yani kendime daha fazla önem vermem gerektiğini, kendimin bir birey olarak var olduğunu, kendi isteklerimin olduğunu, bunları göz ardı etmemem gerektiğini kendime hatırlatmak adına buraya self yazan bir dövme yaptırdım ki her zaman gözümün önünde olsun ve bunu hatırlayayım diye. Bu dövmeyi yaptırdıktan sonra bakış açımda değişiklikler gerçekleşmeye başlamıştı. Bunun üzerine hayatımda beni mutlu etmeyen yakın arkadaşlarım olduğunu gözlemleyip bu kişilerin daha fazla hayatımda olmasının beni mutlu etmeyeceğini fark ederek yavaş yavaş daha mutlu olduğum, daha keyif aldığım insanlarla beraber olmaya özen gösterdiğim bir döneme giriş yaptım. Yani bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani dinlediğiniz müzikten, izlediğiniz diziden, filmden, etrafınızı saran insanlardan ciddi anlamda çok fazla etkileniyorsunuz. Çünkü sizin aldığınız bütün inputlar sizi çevreleyen buluttan ve o çevre içerisinde ne kadar sizi mutlu eden ve ne kadar sizi mutsuz eden şeylerin var olup olmadığını bakmadan göremiyorsunuz. Farkındalık denen şey biraz böyle başlıyor. Biraz gözlerinizi açmanızla ve bu konuya odaklanmanızla aslında zaten görmeye başlıyorsunuz. Kimin ağzından çıkan şeyler çok yakınınızda bile olsa sizi mutsuz etmek üzerine, kim gerçekten sizin mutluluğunuzla mutlu oluyor. Ama bunlar başıma gelirken ben 24 yaşlarımdaydım. Şu an 31 yaşındayım. Aradan bayağı zaman geçti. Bu konunun üzerine koyabileceğim ve sizlere anlatabileceğim çok daha fazla şey oldu. Çok kısaca girişini yaptığım bu seriden sizinle zaman zaman videolar paylaşarak kendi farkındalık yolculuğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Videonun başında bahsettiğim gibi bu kesinlikle öğretmeye çalıştığım bir şey değil. Tamamen benim için süreç nasıl gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Zaman zaman sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü olur yani, insanın başına güzel bir şey geldiğinde herkes anlatmak ister. Aynı sigarayı nasıl bıraktığımı anlattığım gibi hayatımda yaşadığım bu değişiklikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tecrübelerimi paylaşmamın belki sizin yararınıza olabileceğini de aynı zamanda düşünüyorum. Bu yüzden içtenlikle yaşadığım şeyleri size aktarmaya devam edeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz ve benzer içerikler görmek istiyorsanız lütfen likelamayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirim zilini açarsanız bu serinin devamındaki videoları da kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.